Tarifi imkansız hisler içinde seviniyor, coşuyorum şu anda. Vatan görünüyor sisler içinde, yollarına, yollarına düşüyorum şu anda. Niyet ettim daha yola girmeden, geçilir mi Nahçıvan'ı görmeden, Nahçıvan'da bir çay içip durmadan, Bakü'deyim, şaşıyorum şu anda. Bakü'de düğümü çözer gibiyim, sanki İstanbul'da gezer gibiyim. Bakü'yü okşayan Hazar gibiyim, kabarıyor, şişiyorum şu anda. Can Azerbaycan'da kabaran yürek, durmaz artık yolcu yolunda gerek. Ver elini Türkmenistan diyerek, Aşkabat'ı aşıyorum şu anda. Aşkabat'tan çıkıp Taşkent yoluna, Semerkant, Buhara, Özbek eline, Amu Derya olup Aral Gölü'ne, dolup dolup taşıyorum şu anda. Ben taşarken Tacikistan susuyor. Bişke'ye varmasam Kırgız bana küsüyor. Tanrı dağlarından rüzgar esiyor. Tatlı tatlı üşüyorum şu anda. Üşüsem de gidiyorum öteye. Kazakistan, yani Alma-Ata'ya, mazideki gibi binip bir taya, Yesi'deyim, koşuyorum, koşuyorum şu anda. Çünkü Yesi bir mübarek kucaktır, ana kucağından daha sıcaktır. Ahmet Yesevi'ye ait bir ocaktır. O ocakta pişiyorum şu anda. Horasan'ın elleri de pişmişler. Anadolu Rumeli'ye düşmüşler. Onlar bir ışık, bir güneşmişler. Nurlarında ışıyorum şu anda. Nurlarında ışıyorken işte tam gam biriyor yüreğimi gam. Doğu Türkistan'ım, Batı Trakya'm, yaranızı deşiyorum şu anda. Yaralı, yaralı gönül yürüyor. Geri dönüp ta Bosna'ya varıyor. Evladı Fatihan şehit veriyor. Mezarını eşiyorum şu anda. Mezar eşmek korkutmuyor beni pek. Ne mezarlar eştim bugünlere dek. Kırım'a, Musul'a, Kerkük'e tek tek ay yıldızı döşüyorum şu anda. Kırım'a, Musul'a,
Kerkük'e tek tek. Ay yıldızı, ay yıldızı döşüyorum şu anda. Ay yıldızı döşüyorum şu anda. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programına hoş geldiniz efendim. Her hafta cumartesi günleri olduğu gibi bu hafta da karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli iki konuğum var. Onlara dönmeden önce mesaj numaramızı sizlere hemen iletelim. Manisa yazıp büyük harflerle bir boşluk bırakıp mesajınızı yazarak 3929'a gönderiyorsunuz. Mesajlarınızı canlı yayında okuyoruz. Manisa yazıp büyük harflerle bir boşluk bırakıp mesajınızı yazarak 3929'a gönderiyorsunuz. Canlı yayında mesajlarınızı okuyoruz. Konuklarımızdan tabii istekleriniz olabilir, sorularınız olabilir. Onları da mesajlarınızda belirtebilirsiniz. Evet, hemen iki değerli konuğuma döneyim. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri, tanınmış isimlerinden biri. Bizim de çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir büyüğümüz Yakup Birer bizlerle birlikte. Yakup abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Yakup abinin yanında genç bir şair. 28 yaşında ama tabii genç daha. Değerli bir insan. Batman'dan bugün bizleri yalnız bırakmadı. Batman'dan çıktı, geldi sağ olsun. İlyas Ekin şairimiz bizlerle birlikte. Hoş geldin İlyas. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Evet. Tabii bir öğretmen İlyas. Ayrıca onu da belirtelim ve iki değerli konuğumuza da bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Tabii bugün teşekkür ederiz, sağ olun. Programımızda dekorlarımız da biraz yenilendi. Daha güzel bir şekilde izleyicilerimizin karşısındayız. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik diyerek Yakup abiye doğru dönelim. Yakup abi, şimdi biz sizi tanıyoruz tabii. Biliyoruz, sizi dinliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Hazan Mevsimi diye bir de güzel bir albümün de var. Kliplerin de var. Onlardan bahsedeceğiz ama. İzleyicilerimiz Yakup Birer'i senin ağzından şöyle bir tanısınlar. Evet. Yakup Birer kimdir? Evet. Tabii insanın kendisini tanıtması zordur değil mi? Yakup Birer kendini bildiği bileli müzikle uğraşıyor. Bir kamu kuruluşunda devlet memuru olarak görev yapıyorum. Ama tabii bütün zamanım çoğu zaman da müzikle geçiyor. Müzikle yatıp müzikle kalkıyoruz. Aslen kendim Malazgirtliyim. Muş Malazgirt ilçesinde. İzmir'de ikamet etmekteyim. Yani bu kadar. Ne diyelim? Evet. Biraz sonra tabii senin o müthiş eserlerini de hem canlı İnşallah. Olarak hem de İnşallah. Albümden de alacağız. Ama yanında tabii genç bir şair dedik artık. Genç olmuş oluyor değil mi? 28 evet. yaşında daha genç değil. Bize göre yaşlısı. Yılın başı diyelim. Bize göre genç yani. En yaşlısı benim. Evet değerli dostum. Batman'dan çıktın geldin. Burada senin vasıtanla bütün Batmanlılara da selamlarımızı göndermiş olalım. İlyas Ekin kimdir? Batman'dan, seni de bir tanıyalım, ondan sonra türkülerle, işte şiirlerle Batman'dan devam edeceğiz. Kucak dolusu sevgiler, selamları getirdik. Selam, isim İlyas Ekin. Ben de Batmanlıyım aslen. Tabii Anadolu'nun her bir toprağı bizim toprağımız. Tabii. Her bir insanı bizim insanımızdır. Ve bu şekilde yaşıyoruz. Ben edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorum Batman'da. Evet. Yeri geldiği zaman canlı yayınlara katılıyoruz. Şair, yazar olarak. Bu şekilde hayat devam ediyor. Nasıl geçti yolculuk? Manisa, tabii sen uçakla geldiğin için çabuk geçmiştir. Tabii herhalde. Önce İzmir'e geldik. İzmir'imizi gördük. Bir gece orada kaldık. Ondan evet. sonra Manisa'ya doğru geldik. Tabii Batman'dan seni yolcu ederlerken evet. gururla yolcu ettiler. İyi, hamdolsun. Şimdi de senden tabii güzel güzel şiirler Aynen, bekliyorlar evet. ama tabii Yakup abinin tabii özellikle türkü deyince o doğu evet. tabii. bölgemiz bir kere akla geliyor yani türküler deyince. Biraz sonra Yakup abiden de güzel eserler alacağız ama şöyle bir senin Aşka Kurban Gitmek isimli evet. bir kitabın var. Değil mi? Ne kadar güzel hazırlanmış bir kitap. Şöyle kameramıza da İlyas Ekin'in işte şu anki piyasada olan kitap değil mi? Doğrudur. Evet, şu anda Aşka Kurban Gitmek isimli kitap. Bu kitabı da inceleyeceğiz. İnşallah. Tabii hemen şöyle Yakup abinin müthiş türkülerinin yer aldığı albüm Hazan Mevsimi.
Neden hazan mevsimi? Hazan mevsimi aslında benim söz müziği bana ait olan bir eser vardı. İçinde albümde zaten. Yani duygularla eser, yazdığım bir eserdi. İsmini de öyle vermek istedik tabii. 2013'te ben o albümü yaptım. 2 yıldır. Piyasada var mı ya? Vardır evet, piyasada var. Yani güzel, fena değil. Gerçi yani artık son dönemlerde albüm biliyorsunuz yani evet. Çok fazla bir şey ifade ben etmiyor ama internet aracılığıyla, TT.net müzik aracılığıyla bayağı bir şey oluyor yani. Evet. Orada dinleyenler oluyor. Yakup abi hiç vakit kaybetmeden Hazan Mevsimi isimli eserinle seni tabii ki şöyle alalım. Merhaba diyelim izleyicilerimize. Hazan Mevsimi diyor Yakup abi. Can o
hasret ekledim. Nere desin ela gözüm neredesin? Ağzına gönlüne sağlık. Sağ Yakup abi. Yakup abi şimdi güzel, birbirinden güzel. Evet. 13 tane eserden oluşuyor. Evet. Hazan mevsimini söz müziği sana aitti. O yüzden tercih edildiler. Yüzden işte, evet evet. Kendi eserim olduğu için. Tabii ön plana çıkması yani, için yapılan. Yani olursa bana ait olsun dedim. Tabii çok güzel. Biraz bencillik oluyor ama iyi yani. Yo, kendime ait bir eser. Ben olması yani gereken. İnşallah o beğenmişlerdir. Evet. Gerçekten güzel bir albüm olmuş tabi, herkesin sevdiği güzel türküler de var albümde. Biraz sonra hem onları alacağız hem canlı canlı da Yakup abi bağlamasının teline vuracak yani. İnşallah. Evet, İlyas Ekin, değerli dostum. Batman'dan bizleri yalnız bırakmıyor bugün. Şiir yazmaya ne zaman başladın? Ne zaman gönlünden, aynı programımızın ismi gibi gönülden düşenler, o şiirler ne zaman düşmeye başladı? Şimdi 2005 yılında okul okuduğum zaman Balıkesir Üniversitesi'nde Mehmet Narlı hocamız, Profesör Doktor kendisi şu anda. Balıkesir'de mi? Evet, Balıkesir'de okuduk. Sınıfa geldiği zaman şiirleriyle gelirdi. Aynı evet, bu şekilde yeni yazdığı şiirleriyle gelirdi ve bize tarih taze okurdu. Biz onu dinlerken gerçekten şiirin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar derin duygular içerisinde olduğunu anladık. Ve dedi ki, acaba biz de hocamız gibi yazamaz mıyız? Ya. O şekilde yola çıktık ve şiirin denizinde yol aldık. Öğretmenlerin çok etkisi oluyor değil mi? Evet, okulda. Mesela sen de evet, gerçekten hani Batman gibi bir şehirde, orada doğuda hem de kendi memleketin. Evet. Orada öğretmenlik yapıyorsun. Tabii size çok büyük görevler düşüyor. Kesinlikle. Sen de öğrencilere aşılıyor musun şiirleri mesela? Yani şiirleri zaten ben gittiğim zaman aynı hocam gibi okuyorum onlara ve onlar da yeni yeni yazdığı şiirlerle bana geliyorlar. Ya, hocamın onlar da, taktiğini uyguluyorum evet o şekilde. Onlar da tabii bu yaşta kesinlikle yazmaya başlıyorlar. Yani gerçekten şiir ayrı bir duygudur hocam. Şiir insanın ruhunun aynasıdır diyebiliriz yani. Değil mi? Yani insan ruhunun tercümanıdır desek daha doğru olur. Ne demiş Mehmet Emin Yurdakul evet, rahmetli. Şairlere aykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Evet, aynen, yani evet, şiiri bu kadar güzel bir kelimeyle herkesi mi anlatmış? Tabii senin şiirlerini merak ediyoruz. Acaba Aşka Kurban Gitmek isimli kitapta hangi şiirler yer alıyor? Evet. Onlardan bize hangisiyle şöyle bir merhaba diyeceksin? Okuyalım bir tane istersen. Şöyle mikrofonu verelim. Bir de fon müziği rica edelim arkadaşlarımızdan. Yerin, göğün, meleklerin şahit, sensin bizim Rabbimiz ilahi. Sana kulluk ederiz ancak, yoksa nice olur halimiz. Topraktan yaratıldık, dönücüyüz yaradana. İnançla, imanla kurtuluruz. Rahmetine, affına sığınırız ancak. Yoksa nice olur halimiz. Geceye, gündüze yemin olsun, sensin bizim aşkımızın mekanı. Sana kul olmak için dileriz. Senin kulun köreniz ancak. Yoksa nice olur halimiz. El açıp şükrederiz yaradana, cehennem ateşinden sakınarak. Gayrı aşk istemem artık, gönlümüz aşkınla yansın ancak. Yoksa nice olur halimiz. Bir katre suya muhtacız, susuzluğumuz bitsin sonsuza. Ab-ı Kevser havuzundayız, ey Nebi içir dudaklarımıza.
yoksa nice olur halimiz. Sırat köprüsüdür bizi titreten, melekler ile yürüsek, uçsak, ne mutlu bize, ne mutlu, yansın aşkınla yüreğimiz, yoksa nice olur halimiz. Senin için secdeye varsın alnımız, aczimizle kapına geldik ilahi. Kün fekün ile dirilsin ruhlarımız, affını, rahmetini dileriz ancak, yoksa nice olur halimiz. Sana kul olmak için yanmaktayız, ilahi pecmürde haldeyiz. Akarsu gibi gözyaşı dökmekteyiz, perişaniyetimizle kapındayız. Yoksa nice olur halimiz, yoksa nice olur halimiz. Evet, ağzına gönlüne sağlık. Teşekkür ederiz. Aşka Kurban Gitmek kitabı ne zaman çıktı piyasaya? 2013 yılında Ağustos ayında piyasaya sürdü bunu. Şu anda devam ediyor yani. Nasıl oldu ilgi? Beklediğin ilgiyi bulabildin. Yani tabii yavaş yavaş, tabii biliyorsunuz toplumumuz biraz... Bu ilk kitap değil mi? İlk kitap. Kitap okumaya pek hevesli olmuyor. Aslında okumak insanı bilinçlendiriyor. İnsanı gerçekten yüksek bir mevkiye getiriyor. Her insan okuması lazım. Her şey tabii ki, şiir tabii sadece değil. Vay, vay, fakat yavaş yavaş güzel oluyor yani. Ne güzel şiirler var kitapta. Evet. Evet. Gerçekten şöyle kitabı incelediğimizde ay yıldızdır şanlı milletimin sembolü, evet, evet. Zinhar geçilmez mahallemiz Gelibolu. Vatan mukaddestir, sakın el sürme, kutsal bu vatan, sakın basıp yürüme. Evet. Evet, çok güzel şiirler. Çok anlamlı, evet. Gerçekten tabii. Evet, herkese tavsiye ediyoruz tabii. Aşka Kurban Gitmek, İlyas Ekin. Tabii gönlü şimdi, güzel bir şair yani, sadece şiirler önemli değil. Tabii üniversite hocalarımızdan yardım aldık, onlara gönderdik. Tabii, onlar bilgilerini, onları onayladıktan sonra bastık yani. Evet, biraz sonra o güzel şiirlere devam edeceğiz. Hocam, Yakup abi. Evet. Bağlamayla tanışmanız ne zaman oldu? Bu sanata ne zaman, bu yola ne zaman çıktınız? Bağlamayla aslında çok fazla şey değil. Hep çalardım fakat hep amatör olarak çalıyordum. Yani çok da profesyonel değil. Ama çoğunlukla hep ses üzerine yani. Hep ses sanatçılığı yaptık. Arkamda büyük üstadlar, büyük sazlar var. Onlarla kendimi yetiştirdim. Öyle geldik. Halen de yetiştirebilirsek ne güzel yani. Devam edip gidiyoruz. Ama bağlamayı da tabii elbette yani bir beste yaparken veya evde oturuyorum işte bir türküleri şöyle bir gözden geçirmek için çalmaya devam ettik. Öyle öyle gitti. Tabii Yakup abi mütevazilik de yapıyor yani. Önemli bir isim. Estağfurullah. Biraz sonra zaten canlı canlı da alacağız. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Reklamlara gidiyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz.